Başlayalım mı hocam? Ya şimdi biz kardeşlerimiz derken yurt dışında en önemli ben torunumu unuttum kardeşim. Torunum beni izleyince ne der ya, dedem bize selam söylemedi der. Çok ayıp. Ben vallahi ya. Çok ayıp ettim. En tatlı torunum var, ballardan ya. Tatlı. Ben de unuttuydum. Nehrim var Avusturya'da benim. Ya. Ali Asaf'ım var. Torun olduktan sonra evlatlar. Vallahi ya, sen ya, ne diyorsun? Torun evlattan tatlı. Kızım Leyla var Avusturya'da. Damadım Mustafa, Dünür'üm, Ali. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Ayrıca yavrularımı, baldan tatlı yavrularımı gözlerinden öpüyorum. Onları ben unuttum. Evet. Sonradan şey olmasın. Nasıl böyle bir hata yaptın ya? En büyük hata. Hayatımın hatası bu. Hayatımın hatası. Özür diliyorum. Hayatımın hatası. Bir tane de Ankara'da var torunum. Asya iki kızım evli benim. Ben onu demeyse... Hani ilk defa bir röportaj yapıyor, onun heyecanını kamera heyecanından unutuluyor. Yani. Benim 5 çocuğum var. 4 kız bir oğlum var. Evet. 2 kızım evli. Evet. Oğlum öğretmen atağında. Kızımın biri de şu anda öğretmene dahi atanmasını bekliyoruz. En küçük kızım da liseye gidiyor. Evet. Bütün eşe, dosta, akrabaya, herkese sevgi saygılarımı sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz. Kameramız açık muhtarım. Öncelikle kuyumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çalışıyor işte kuyumda, durumu bu. Çeşmeler yaptırdım işte. Yollar yaptırıyorum. Önce kendimi bir tanıdım. Kendim Uğur Yılmaz. Yankı köyü muhtarıyım. Efendime söyleyeyim. Durum bu, sürünüp gidiyor işte kardeşim. Evli, bekar, çoluk, çocuk, var, var, çocuk. Var. Anlat işte, kendini bir tanıdınca. İki oğlum var, bir kızım var. Oğlumun bir uzman çavuş Hakkari'de. Biri evet. Güreşiyor, geçenki gün oğlunu kırdı antrenmanda. Yok, işte ondan uğraşıyorum. Köyün işleri. Dört ağza bir miktar devam ediyor bakalım. Efendime söyleyeyim. Ne var ne yok öyle. Köyde de yaramaz bir durum yok. Şu anda köyümüze sığır çobanı bulamıyor. Bekçimiz yok. Köyümüzde fakir var ama bulamıyor yani. Dışarıdan getirmeyi düşünüyor. Devlette yardım almaya gelince köy yarı yarıya fakir. Bekçiye, çobana geldiği zaman zengin. Bulamıyor işte. Bazı sıkıntılarımız var. Peki muhtarım, köyü biraz anlat. Köyün var mı bir eksiği? Hizmet olarak olsun. Sen muhtar oldun yeni dönem mi? Yeni dönem defa. Evet. Evet, ilk defa muhtar oldun. Evet. Muhtar adaylarımız vardı. Kaç tane daha adayımız vardı? 3 tane adaydık. 3 tane aday vardı. Bize kısmet oldu. Tabii nasip ki bu kısmet. Bu bir işte nöbet. Evet kısmet, yani 5 yıl sonra bir arkadaşımız gelecek. 5 yıl sonra. Kesinlikle. Herkes bir çivi çakar da köyümüze peki, bir şeyler yaparsın. Peki muhtar olmadan önce köylülere herhangi sen dayak yediğini anlat dedin amcama da. Dur evet. Açıkla ben seni sıkıştırayım. Muhtar olmadan önce köylüye verdiğin bir söz oldu mu? Söz oldu evet. Sözüm oldu. Vaatlerde bulundun mu? Vaatlerini tuttun mu? Şimdi bunu bana değil de şimdi köylerime sorsanız daha iyi olur. Neden desene şimdi ben kendimi övmüş gibi olur yani. Yok. 5 kilometre ileride. Yok diyemezsin. Suyumuz vardı. Yapmadığın şeye de yaptım diyemezsin. Doğru doğru doğru. Yani olan neyse odur yani. 3 tane çeşme yaptırdım köyüme. 7 kilometreye yaklaşık su getirdim. Hı. Yolun kenarlarında görmüşsünüzdür. Sonra şey yatarımız vardı mezarlıkta, türbesini yaptırdım. Hı. Yani bazı yerlerimizin yollarını yaptırdım. Bir de artık işte mahalle muhtarı olduğumuz için eskisi kadar yani yetki yok mahalle muhtarlarının. Hı. Yine de elimizden geldiği kadar tabii ki hayırseverlerin sayesinde devletten bizi bildire destek alamıyor da yani istemedik de. Evet. Hayırseverlerimiz var yani bir işe kalkıştığımız zaman sıkıntı çekmeden yapıyor. Evet. Var mı belediye başkanımızdan beklediğiniz bir talep? Valla belediye başkanımızdan oluyor. Tabii ki kafasını ağrıyor zaman zaman. Yollarda yani, parke sorunu var. Eksikler var, evet, var herhalde. Evet. Başkanımız sağ olsun ilgilenecektir. İnanıyoruz. Aynen aynen aynen. Zaman zaman tabii o da elinden döndüğü kadar yardımcı olmaya çalışıyor. Evet. Tabii ki daha da önümüzde var. 3 yılımız var. Sen kaç kardeşsin?
Biz 7 kızlarla beraber. Sen kaçıncı sıradasın? En son ben. Erkek olarak kaç kardeşin var? 4. 4. Diğer kardeşlerin nerede muhtarım? 4'ü de köyde. En büyük abim de muhtarlık yaptı. Babam muhtarlık yaptı. Zaten benim büyüğüm de. Sizinki hırsı herhalde. Aynen. Yani, vallahi, babanın oğla doğru gidiyor, böyle doğru muhtarlık gidiyor. Hırsı evet. Derler ona değil mi? Büyükten uçağa gidince öyle derler. Senden de çocuklara derken böyle herhalde. Vallahi çocuklar da herhalde böyle olur da kimse kalmaz. Muhtarlığın yapmış olduğu bir avantajlar var mı muhtarlığın? Hiçbir avantaj yok. Muhtarlığın niye muhtar oldun o zaman? Geri gider. Maaşın öyle maaş. Maaş şimdi sana onu da diyeyim. Şimdi şu anda bizim maaş. Köyde duyuşuma göre 7 tane aday var muhtar adayı. Daha abo, şimdi de. 7 tane aday de, var. Bak arkadaş orada biri de. Olacak tabii. 7 de olur 10 tane de olur. Şimdi. Yani. Muhtar adayının şimdi 2 lira maaşı var, 4 lira gideri var. Buna göre bu kafaya koyup muhtar adayı olsunlar. Öyle mi? Açıkla işte. Aynen, aynen. Maaşı şimdi, nereye eridiyorsun sen? Ben onu söyle bakayım. Bu sene 150-200 ton pancar kaldıracağım yerde. Bir tane hayvan var. Anama dedim bakıyorsan bak. Bakmıyorsan satacağım dedim. Şimdi zavallı o da hakkını helal etsin yani. O bakıyor şimdi hayvanlara. Giremiyor mu? Vakti bulmuyor. Kutlu oradan bir şey oluyor. Köyün bir sıkıntısı oluyor. Yani zor ona göre kendine güvenen çıksın buyursun. Bu bir löbet. Yani havasına tabii ki koyacak. Ya evet. Şunu da diyeyim. Şimdi bu maaşın, bu silahın için muhtar adayı olan olmasın. Köye bir hizmet yapacağım, şunu yapacağım diyebilecek adamlar muhtar olsun. Evet. Gerçekten yani, hizmet yapacağına evet. inandığım biri çıkarsa ben aynen, de oyumu ona vereceğim. Aynen. Tabii ki. Diyorsun tabii yani. Ki. Tabii ki. Mutlaka. Evet. Biraz da köyü anlatalım. Köyün var mı? Meşhur bir şey var mı? Yankı köyünün. Yankı köyünün meşhur bizim burada. Bazı meşhur köylere balık. Gideriz der ki ya bizim köyün düğünleri çok meşhur olur der. Mesela. Yo bizim burada öyle yani. Bizim köyün yemeği çok meşhur olur. Ya da köyümüzün türbesi vardır. Türbesi meşhurdur ziyaretçisi. Yani her şeyin her yerin bir türbemizi yeni kaldırdık. Vardır. Vardı türbemiz vardı. Yeni yap. Bağlarımız meşhurdur bizim. Yani, bizim evet. Bağlarımız. Şu an ilgilenen var mı bağıyla? Tabii ki tabii ki. Kaç yok. Kişinin bağısı var? Vallahi hemen hemen böyle köyde herkesin var. Biraz bakmıyor. Tabii ki kimsesi olmayanlar bakmıyor. Keneden dolayı bir de. Aynen. Kene sıkıntısı var. Çok evet. Güzel balık çıkar 3-4 çeşit şekere girmez zaten köyün içinden akıyor burada kanalımız var. Efendime söyleyeyim bu yani köyümüzün de öyle bir şeyi yok yani. Peki muhtarım bir sonraki dönemde yine muhtar olmayı yok, düşünüyor yok. Musun? Yok yok. Çünkü benim 7 adayım 5'i bana oyu veren destekleyen aday. He. Bunların karşısına geri benim aday olmam yanlış olur. Değil mi? Tabii ben ki yani şimdi diyorsun. Gerek yok yani heveslenen he. Arkadaşlarım var bir de onlar denesinler kendini. Değil mi? Şimdi o adamları ben basıp da o adamları bana destekledi, oy verdi. Ben onların karşısına çıktığım zaman kalleşlik olur, yanlış olur. Evet. Peki muhtarım, gurbette olan köylülerimizden ya da köyümüzün derneğinden, gurbetçilerimizden bir beklentim var mı? Beklentim var. Tabii ki şu pandemi süreci biterse, bir yıl yapmıştık, güreş yapmıştık festival köyümüzde. İleride meramız var. Evet. Bu sene kalkarsa yine yapmayı düşünüyoruz. Birlik ve beraberlik altında yine bir şenlik aynen, yapalım. Aynen, şenlik yine yapacağız. Yine gurbetçileri bir araya toplayalım. Sizi de davet edeceğiz tabii ki. İnşallah, oraya. İnşallah. Yani burada büyük bir güreş yaptırmayı düşünüyor. Ondan evet. Sonra hocam, tabii ki. Hocam zamanlar köyler arası baş pehlivanıdır. Değil mi? Evet, aynen. Yani ben şu... zaten kalıbı bir pehlivanlık gösteriyor. Şimdi güreş evet. Grubu kurduk bizim köy, Kadışer ilçesine. İlk defa bizim köy güreş grubu kurdu. Selim Özkan Başkan, ben başkan yardımcısıyım. Evet. 100 güreşçiye kadar çıkardık ilçede. Salon yaptık, minder yaptık. Evet. Yani kendi imkanlarımızdan, çocukları Maraş'a, Erzincan, Türkiye'nin her yerine kendi cebimizden, imkanlarımızdan götürdük. Devletten bir yardım, yani demir 1 milyon alamadık. Evet. Siyasetçilerimiz olsun, yani ilçe yönetim olsun. Şu anda halen devam ediyor. Yozgat kulübünde devraldık. Yani Türkiye'nin her yerine bizim köyün ismini güreş kulübü olarak duyuracağız. Evet, çok güzel abi. Evet. Çok güzel. Selam göndermek istediğiniz. Selam yurt dışında yiyenlerim,
Türkiye'de olan yeğenlerim, kayınlarım, oğlum Ankara'da, gelinim Ankara'da, dünürüm Cemal, hepsine selam ediyorum. Evet. Köyünden bağrını koparmasın köylülerim. Tabii ki köyde olup yaşayıp da gidenler var. Burada evlere, barklara uçan kişiler var. Yani kimsem yok diye gelmiyorlar köye. Tabii ki unutmasınlar. Yani kapımız her zaman evi yoksa açım. Gelsinler evimizde haftalara kadar, aylara kadar kalabilirler. Sıkıntısı yok. Yani köyünden kopmasınlar. Yani dernek başkanımız var Ankara'da. Evet, burada Mehmet Aktaş, ona da selam söylüyorum. Tabii ki faydası oluyor köyümüze, oradakilerine. Olmaz olur mu? Köyde hepsine bol selamlar. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun. Aynen. Yani illa hizmet etmek için belirli bir muhtar olmak ya da bir şey olmaya gerek yok. Bunu normal bir vatandaş da yapabilir. Şimdi bu deminki şahıs Mustafa Kesici bana da görmedi, karşımdaydı. Karşımdaki adayı destekledi. Seçime yakın zamanlarda geliyordu. Hani toplum yine beraberdik. Bizde böyle küslük kavga diyor şey olmaz. Kardeş kardeşe geçer. Sizin içinizden biz oy alıyoruz. Söğüt çobanı tuttuk derdi. Sabaha kadar oy sayardık. Bu kim acaba? Kafamızı kurcalamak değil mi? Yani şu anda da hayır iş olduğu zaman yine en fazla hayır veren kişilerden biri. Çeşmelerimiz olsun, camilerimiz olsun. Ayrımız gayrımız yok yani. Köyümüzde birkaç haşeri çoban var. Bunları da akıllandırırsak yani koyun kurduna yayılıyor diyenin geçiyor. Yani köyümüz çok güzel. Dövüş kavga olmaz. Bir şeylik olmaz yani. Silahın dövüşü hiç olmamıştır burada. Olmaz yani. Durum bunlar kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Ben burada. Teşekkür ederim. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde.